hikayesi olan evleri seviyorum. Burada da her yerde hikaye var. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Hoş geldik. Geçmişe dönmek. Şu an gibi. Ateşin çıtasında ve bütün anıları tazeleyerek. Başımdaki eşarp rahmetli nenemin. Aynı onun gibi zabillendim. Azıcık yüzüme mutluluk gelsin diye rujumu da sürdüm. Şöyle bir şal var. Tabii onun daha orijinal şalvarları vardı. Onları Türkiye'ye götürdüm. Ama bugün bu evde bütün o anılarımı canlandırıp yad etmek istedim. Hayat çok garip. Var olan değerini kaybedince anlarsın. Keşke varken anlasak. Tamam, ben şanslıyım o konuda. Anladım. Ve çok değer verdim. Çok da değer gördüm. Bu belki beni bu kadar iyi bir insan yaptı. Ona hep inandım. Çünkü eskiler muhteşem insanlardı. Bulamadım yani tam kelimeyi. Ama böyle artık biz gençlerden öyle yaşlılar çıkacak mı bilmiyorum. Ve bugün bu güzel sıcak ortamda burayı size göstererek bu beynimin içindeki anıları yaşatmak istedim tekrar tekrar. Bu ev sahiplerine de ayrıca onun için çok teşekkür ederim. Baksanız ya, her şey o kadar özenle yapılmış ki. Büyülenmemek mümkün mü? Şöyle her parçada hayat var. Bende de çok var bundan biliyorsunuz. Bu bavuldan. Bu eski komünizmden kalma. Harika. Hala içi mis gibi. İçinde eski bezler. Nasıl biliyor musunuz kokuyor? Çok güzel. Şimdi ne ki? Her şey suni, yapay. Ha, bakın mesela. O kadar belki ilginç gelmeyebilir ki size. Ama bunda bile bir yaşanmışlık var. Sırayla hepsini tek tek tanıtmak istiyorum. Aynı nenemin zamanında gibi. Biz buna rodop battaniyesi deriz. Benim evimde de 10 tane var. Nenem çeyizime verdi. Bu İran'dan, yani İran deniyordu. Dokuma elle dokunmuş. Annemle biz de dokuduk. Benim kendi elimle dokuduğum bir tane var. Ondan sonra şurada gördüğünüz her şey. Nenemin evindeki rahovet. Orada gördüğünüz bütün bu eski tepsiler, tavalar. Şöyle görüyor musunuz? Hepsinde yaşanmışlık var. Sırayla hepsini tek tek size göstermek istiyorum. Şuna bakın. Kim bilir ne ekmekler pişti bunda. Basit, güzel, korunmuş, tertemiz. Ay, konuşamayacağım devamında. O yüzden size şöyle sadece göstermek istiyorum.
sabah biliyorsunuz değil mi? Çobanların havasından. Bu saç kayası deriz. Ve altına bakın ne kadar güzel bir tane iş yapılmış. Şömine o kadar güzel yanıyor ki kaçtım yanından. Siz de istemez misiniz böyle bir odanız olsun? Eski eşyaları ve sevdiklerinizi yad edecek. Ya onların olsun ya da bir yerlerden topladığınız olsun. Hiç önemli değil. Önemli olan bunlara değer verip hala onları hayata kazandırıp birilerine paylaşmak. Bugün ben bunu yapmak istedim sizinle. Birkaç gün önce de dedemle nenemin evini çekerek bunu yaptım. Ama linkini de şuraya koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Duyguları anlatmak o kadar zor ki. Şu anda ne kadar paylaşabildim bilmiyorum. Ne kadar size yansıtabildim bilmiyorum. Ama siz beni anlayabilirsiniz. O duygular içinizde varsa. Kahvemi yudumlarken şu ateşin ışığında bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Çünkü gerçekten konuşamıyorum. Kelimeler bulamıyorum. O yüzden hoşça kalın. Benimle kalın. Görüşmek üzere. Tarihi yad eden videolarda.